Çok enteresan bir isim tutuklandı. Onu konuşalım mı biraz? Yani Sabri Uzun ne yaptı ne etti ama yine de yaranamadı. Emniyet İstihbarat Eski Daire Başkanı Sabri Uzun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanmasına gerekçe bazı tweetler var. Ben ki terörden tutuklandı bu arada. Onu da terör örgütüne yardımdan tutuklandı. Evet. Ama senin başka bir iddian var. Bunu konuşacağız. Attığı tweetler 3 tane ama önemli şeyler söylüyor. Ama bundan mı tutuklandı ya da başka bir şey mi? Cevheri Güven'e soracağım. Diyor ki birinci tweet. Sayın İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevin hayırlı olsun. İnşallah oğlum sıfırla demezsin. 750 milyon liralık saat takmazsın. 7 adet para kasan ve para sayma makinen olmaz. Allah şaşırtmasın. Bu bir tweeti. Bir başka tweette ise Partiya Harekatı Hırgür Genel Başkanı, yerel seçim öncesi söylediğin zillet illet PKK ve FETÖ ittifakı sözleriniz sonucu Sayın Kılıçdaroğlu Ankara'da saldırıldı. Dün kahramanlar Engin Alan, Levent Göktaş, Serdar Öztürk cezaevine atıldığında silmiştin. Vicdanın rahat mı diye soruyor bir başka tweetinde. Son olaraksa üçüncü tweeti. ÖSYM eski başkanı Ali Demir FETÖ'den tutuksuz yargılanacak. Peki Ali Demir kararnamesini imzalayanların ifadeleri alındı mı? Garipler cezaevinde, muktedirler evlerinde olursa böyle FETÖ'yle mücadele olmaz diyor. Herhalde 550 bin kişi yetmemiş. 1 milyon falan mı insan tutuklansın diyor. Bilmiyorum Sabri Uzun ama bu süreci başlatan cadı avının da mimarlarından biri Sabri Uzun. Emniyetle ilgili yaptığı açıklamalar, devletteki kadrolaşma iddiaları vesaire. Fakat geldiğimiz noktada o da artık cezaevinde. Ne diyorsun Cevheri Güven? Şimdi tabii Sabri Uzun'un bu 3 tweet'i var senin söylediğin. Bir de ben hani geçmiş baktım böyle hani daha kritik bir şeyler mi söylemiş, böyle daha Erdoğan'ı böyle can evinden vuran bir şeyler mi söylemiş ya da bir bilgi mi paylaşmış. Geriye dönüp baktım tweetlerine, yok yani en sert olabilecek tweetleri bu 3 tanesi. Sürekli analizler yapmış ve tweetlerinin şöyle söyleyeyim %90'ı Tayyip Erdoğan'ın işine, AKP'nin işine yarayacak tweetler aslında bakarsanız. AKP'nin mücadele ettiği kesimlerin aleyhine, başta cemaat olmak üzere. Fakat yani hepimiz biliyoruz ki Sabri Uzun bu tweetler üzerine tutuklanmadı. Yani bu tweetlere de isim yok, doğrudan Cumhurbaşkanlığı hedef almıyor, öyle o şekilde hakaret sayabilecek. Tamam, hakaretten diyelim ki dava açıldı. Fakat bu hakaretten Sabri Uzun gibi Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birini tutuklamazsınız. Şimdi teröre yardım, terör örgütüne yardım suçlamasından tutuklanıyor ana olarak. Şimdi baktığımızda hizmet hareketiyle ilgili, cemaatle ilgili suçlama var burada. Ne o da? İşte bazı polislerle telefon irtibatı var vesaire, bunlar gösteriliyor. İşte 5 yıl önceki olaylar vesaire. Şimdi yani söz konusu kişi Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı yapmış ve 10 yıl gibi çok uzun bir süre. Bu kadar böyle uzun süre. Evet, bu kadar uzun süre Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı yapan az kişi bulunur. Dolayısıyla da bir sürü polis tanıyor ve bir sürü poliste cep telefonu irtibatı, baz irtibatı vesaire olması normal. Şimdi fakat yani Sabri Uzun'un kendisi de diyor ki bu baz istasyonu, baz birliktelikleri, aramalar, bazı açıklamaların vesaire birleştirerek bir kurgu yapılmış ve ben tutuklandım diyor. Doğru söylüyor. Tamamen saçmalık sonucu tutuklanmış durumda Sabri Uzun ve savcı bir kurgu yapmış. Tutuklamaya sevk eden savcı değil, zannedersem hakim, tutuklayan hakim de eski AKP Gençlik Kolları Başkanı, yani avukatlıktan hakimliğe geçmiş birisi. Şimdi ya ben baktığımda bu tweetlere de Sabri Uzun'la ilgili, terör örgütüne yardımla ilgili iddialarla ilgili sunulanlara da baktığımda şunu görüyorum. Sabri Uzun bu sebeple tutuklanmadı. Sabri Uzun'un tutuklanmasına dair bir karar verilmiş. O zaman Sabri Uzun'un geçmişinden bugününe gelen sürece bakmak lazım. Şimdi Sabri Uzun, emniyette işte Emin Aslan, Hanefi Avcı, Sabri Uzun, bunlar bir üçlemedir. Emniyette bir yani kadrodur bunlar. Ve bunların emniyeti yönetme, emniyete yön verme ile ilgili kendilerine ait bir polis görüşü, dünya görüşü vesaire var. Ve bu beraber hareket ederler esas olarak. Ya da hareketleri birbirine paralel düşer esas olarak, öyle söyleyeyim. Şimdi Sabri Uzun her ne kadar görevden alındıktan sonra, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan görevden alındıktan sonra bunun sorumlusu olarak cemaati gördü. Çünkü cemaat o dönem emniyette güçleniyordu. Sorumlusu cemaati gördü ve cemaate yönelik bir mücadele başlattı kendine göre. Fakat Sabri Uzun esas olarak o 28 Şubat sürecinde bugün işte cemaat suçlamasıyla tutuklu bulunan
polislerle, o dönem işte komiser olan, sonradan emniyet müdürü olan vesaire, bu polislerle birlikte hareket etti. Yani Sabri Uzun şu an cemaat iddiasıyla tutuklu olan polislerle birlikte bu Mehmet Ağar ve derin devlet ekibi dediğimiz, işte Mehmet Ağar, Cevdet Saral, Osman Ak dediğimiz kişilerle mücadele etti. Ve o işte o 28 Şubat sürecinde böyle 3 ay Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış Bülent Orakoğlu öne çıkarılsa da Sabri Uzun'un aslında orada çok emekleri vardır ve buna binaen de AKP yıllarında da uzun süre Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı yapması sağlandı. Şimdi dolayısıyla Sabri Uzun'un esas o geçmişte bir kavgası var bu Mehmet Ağar ve ekibiyle ve dolayısıyla bunların da Sabri Uzun'a kesmek istedikleri bir fatura var. Bunlar o Cevdet Ak, Osman Saral, işte Mehmet Ağar ekibi vesaire, bunlar bu faturayı kesmek için bekliyorlardı Sabri Uzun'a. İntikam operasyonu yürütüyor bunlar çünkü. Ve şu an biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'nda Mehmet Ağar'ın sağ kolu Süleyman Soylu var. Ve Mehmet Ağar ekibi emniyette çok yükselmiş durumda. Şimdi bunların bu işte seçim karışıklığı, Ekrem İmamoğlu vesaire gündeminde Sabri Uzun'a bu faturayı kesmek için kendilerine göre en uygun konjektürü buldular. Ve Sabri Uzun'u esas olarak Mehmet Ağar ekibinin tutuklattığını düşünüyorum ben. Ve bu faturayı kestiler. Bunun için de bir kurgu gerekiyordu. İşte zaten bulursun işte cemaatten tutuklu polislerle irtibatlarını. Zaten bulursun onlarla bas kayıtlarını. Adam polis zaten. Dolayısıyla bir kurgu yaparsın. Birkaç da işte işin içine AKP'yi de katmak için. Birkaç da Cumhurbaşkanı'na hakaret tweet'i bulursun, ona sos yaparsın. Ondan sonra da Sabri Uzun'u tutuklarsın. Şu an Mehmet Ağar ekibi Sabri Uzun'un defterini dürüyor. Hanefi Avcı bu süreçte son derece sessiz kalıyor. Hanefi Avcı da bu Mehmet Ağar ekibine dönük böyle sosyal medya üzerinden vesaire de ya da yaptığı görüşmelerden muhtemelen Sabri Uzun, hala emniyette bir sürü kadrosu var Sabri Uzun'un. Tıpkı Hanefi Avcı ve Emin Aslan'ın olduğu gibi. Sabri Uzun çok aktif biridir, yerinde de durmaz. Muhtemelen bu ekiple birlikte bir şeyler de yapıyordu emniyet içerisinde, görüşmeler vesaire. Bunların rahatsızlığı da olabilir. Burada emniyette bir ekipler çarpışması oldu. Sabri Uzun'un ipi böyle çekildi diye düşünüyorum ben. Eğer Hanefi Avcı, eğer Emin Aslan da bu işin içeri bir parçasıysa, parçalarıysalar ya da bu işe çok tepki gösterirlerse Sabri Uzun'un tutuklanmasına ya da bu Mehmet Ağar ekibiyle geçmişte Hanefi Avcı da çok mücadele etti. Yeniden mücadele etme kararı alırsa Mehmet Ağar'ın ekibi Sabri Uzun'a yaptığını Hanefi Avcı'ya, Emin Aslan'a vesaire de yapacaktır. Zaten 28 Şubat'ta bu işte telekulak çetesi dersiniz, işkence, Kürtleri öldüren vesaire bütün bu emniyetteki o ekip Mehmet Ağar'ın ekibiydi. Ve bugün işte cemaat mensubu olmak suçlamasıyla hapise doldurulan polisler bu Mehmet Ağar çetesiyle mücadele ettiler. Başta emniyetin içerisinde. Yani Türkiye'deki o daha sonraki Ergenekon operasyonu, işte farklı pek çok operasyon, emniyette işkencenin sıfırlanması için yürütülen soruşturmalar vesaire, bunların hepsi Mehmet Ağar ekibini vurdu. Ve bu soruşturmalarda, operasyonlarda, yeni emniyet görevlilerinin atanmasında vesaire etkili olanların hepsi şu an cemaatçi olarak tutuklu durumda. Burada ikinci bir kadro vardı. Bu ikinci kadroda işte saydığım Sabri Uzun'un da içinde olduğu üçleme. Şimdi bunların kendilerine göre en aktif adamını, Sabri Uzun'u tutuklattı Mehmet Ağar ekibi. Şimdi bundan sonraki hamleleri ne olacak göreceğiz. İktidar şu an şöyle gözüküyor gördüğüm kadarıyla. Nasıl sahada, alanda, söylemde Milliyetçi Hareket Partisi'ne muhtaçlarsa ve Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarına dokunmuyorlarsa mesela yargıda. Şu an emniyette de Tayyip Erdoğan'ın ittifak yaptığı grup Mehmet Ağar grubu. Dolayısıyla da Süleyman Soylu İçişleri Bakanı damadıyla kavgalı olmasına rağmen. Dolayısıyla da Mehmet Ağar ekibi emniyette çok güçlü. Yani zaten Mehmet Ağar ekibi geldikten sonra işkence de patladı, Kürt illerindeki şiddet de patladı, insan hakları ihlalleri de patladı, operasyonlar da patladı muhaliflere vesaire. Bir Türkiye kurgusu var, o da MHP ile de paralel aslına bakarsanız. Dolayısıyla şu an Sabri Uzun'un neden tutuklandığını AKP'de Tayyip Erdoğan da çözüyor bence, çözdüler zaten. Fakat bu Mehmet Ağar ekibiyle şu an bir Sabri Uzun için gerilim çıkarmaz yani Tayyip Erdoğan. O pazarlıkçı, oportunist tavrı içerisinde buna göz yumar. Çok önemli değildir yani. Dolayısıyla da Sabri Uzun'un bu emniyet içerisindeki gruplar kavgasından tutuklandığını, Cumhurbaşkanı'na hakaret örgütü üyeliği falan bunların tamamen uydurma soslar olduğunu düşünüyorum.